Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda makine öğrenim ders kapsamında Machine Learning for Kids sitesi üzerinde bulunan uygulamalardan bir tanesini daha birlikte yapacağız. Sıradaki uygulamamız gazete rafları olacak. Yine indir diyerek yapım aşamalarını öğrenci için olan kısımdan indirebilirsiniz. Tek tek buradan da uygulayabilirsiniz. Şimdi videoda birlikte hazırlayalım. Projelere geliyorum ve proje bilgilerini oluşturma için yeni bir proje ekliyorum. Ardından proje adını giriyorum. İsmimiz neydi? Gazete rafları. Rafları olarak yazıyorum arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyorum. Bir de arada boşluk değil de şöyle bırakırsak daha uygun olacak. Bir de tanıma bölümünden metin olan kısmı seçiyoruz. Çünkü metinler üzerine çalışmalar yapacağız. Gazete raflarının mantığı, bazı manşetleri biz kaydedeceğiz. Daha sonra manşeti yazdığımızda hangi gazeteye ait olduğunu kendisi bulacak. Tabi bunun için de ilk önce oluşturmak diyerek projemizi oluşturuyoruz. Ve ardından gazete raflarına tıklayarak train bölümünden etiketlerimizi oluşturacağız. Buradaki etiketlerimizin mantığı gazete isimleri olacak arkadaşlar. Yani hangi gazetelerin manşetlerini almak istiyorsak o gazete isimlerini buraya yazacağız. Şimdi şöyle köşeye alalım ve Google'a gazete manşetleri diyelim arkadaşlar. Karşımıza şu şekilde siteler geliyor. İsterseniz direkt Google görsellerini aratabilirsiniz. Veya buradan herhangi bir site üzerinden de bulabilirsiniz. Şöyle gazete manşet diye bir site var. Bu sitede manşetleri görüyoruz. Hemen bakalım buraya. Gazete isimleri çok önemli değil arkadaşlar. Herhangi bir gazeteyi kullanabiliriz. O yüzden ilk gelen gazetelerden kullanacağız. Örneğin ilk olarak Yeni Şafak vermiş. Daha sonra Türkiye gazetesini vermiş. Ardından Akit vermiş. Sırasında da Akşam gazetini vermiş arkadaşlar. Bu şekilde Karar, Diriliş Posta diye gazeteler devam ediyor. 2 Haziran tarihindeki bir gazete. Şöyle birazcık küçülteyim. Şu şekilde gazeteleri buradan görebiliyorsunuz. Tabi diğer gazetelerden de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Veya başka siteleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. En başta Gazete Oku diye bir site var. Örneğin orayı da kullanabilirsiniz. Buraya gelelim. Burada birazcık daha kolay diye hatırlıyorum. Tarihlerini bulmak. Şöyle baktığımda arkadaşlar yine gazetelerimiz burada. Tarihlerini de üst kısımdan sıralayabiliyoruz. Buradan gazeteler var. Sözcü, Türkiye Gazetesi, Cumhuriyet ve Yeni Şafak olmak üzere Akşam, Karar diye devam ediyor yine gazeteler. İlk baştan buradan da yapabiliriz. Fark etmiyor bizim için. Şimdi ne yapalım? İlk önce bir tane gazete ismini yazalım. Örneğin bu siteden yapacaksak burada tarihleri de direkt gördüğümüz için bu siteyi kullanacağım. Sözcü gazetesinden başlayalım. Yeni etiket diyerek Sözcü yazacağım. Tabi Türkçe karakter kullanmayacağım için Sözcü olarak yazıyorum. Ekle diyorum. Birinci gazetemizi ekledik. İkinci gazetemiz Türkiye isminde. Türkiye olarak onu da yazıyorum. Ekle diyorum. İkinci gazetemizi ekledik. Bakalım sırada ne var? Cumhuriyet gazetesi var. Yeni etiket diyorum. Cumhuriyet olarak yazıyorum arkadaşlar. En sonunda da Yeni Şafak gazetesi varmış. Hemen onu da yazalım. Arada boşluk bırakmayıp Türkçe karakterde kullanmazsak daha iyi olur. Evet, Yeni Şafak olarak da yazdık. 4 tane gazetemizi buraya ekledik arkadaşlar. Şurada ilk başlık gazeteleri seçtik. Dediğim gibi istediğiniz gazeteleri kendiniz yazabilirsiniz. Biz 4 tane gazete üzerinden manşetleri okuyacağız. Şimdi 6. ayın ikisindeki manşetleri yazalım ilk başta. Sözcü gazetesine geliyoruz. Burada istediğiniz herhangi bir başlık haberini alabilirsiniz. Ne diyor? Bizi korona değil açlık korkutuyor diyor. Sözcü'ye hemen bunu yazalım. Bizi açlık korkutuyor. Bir tane haberimizi ekliyoruz arkadaşlar. Sözcü'ye ekledik. Tarihleri sırayla geçmek için tek tek bütün gazeteleri ekleyip diğer bir tarihe geçeceğim. Türkiye'de ne diyor? Oyunda piyak yaptık diyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyun şirketi satıldı. O yüzden bunun haberini yapmışlar. Türkiye diyoruz. Haberin başlığını hemen yazıyoruz. Oyunda piyak yaptık diyoruz. Okey diyoruz. Devam edelim şimdi. Cumhuriyet gazetesinde kopya ile yapıştır skandalı diyor. Yazalım hemen Cumhuriyet gazetesine. Evet, haberimizi yazdık.
Ne kaldı arkadaşlar? Yeni Şafak gazetesine bakalım. İlk adım diye haber yapmış. Şöyle bir tık yakınlaştırın. Üstünde de bir şey yazıyor. Onu da görmüş olalım. Hatta şöyle yakından alalım. Evet, kısa bir şey olmasa en azından birazcık daha uzun olsun. Milyonları eve kapatan ağır... Tam okuyamadık. Milyonları hayata kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata ilk adım demiş arkadaşlar. Biz de bunu hemen yazalım. Birazcık bulanık gösteriyor. Evet, haberimizi yazdık. Şu an arkadaşlar ilk 4 gazetede bulunan haberlerin başlıklarından aldık. 6. ayın ikincisinden bulduk arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? 6. ayın birine bakıyoruz. Listele diyorum. Yine aynı gazeteler olsun. Evet, sayfamız yenileniyor. İlk Sözcü gazetesinden başlıyoruz. Ne demiş arkadaşlar? İstediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Buradan milletvekili lider değil halk belirtsin demiş. Hemen onu yazalım. Milletvekilini halk değil, pardon, lider değil. Halk belirlesin diyor. Ekliyoruz arkadaşlar. İkinci gazetemize geçiyoruz. Sınav başladı diyor burada da. 2 haftanın verileri normale dönüşteki etkili olacak. Hemen bunu yazalım. İlk haftanın etkili olacak diyor arkadaşlar. Sınav başladı demiş. Onu da yazalım hemen. Tamamdır. Ekle diyoruz. Aşağı iniyoruz. Cumhuriyet gazetesinden bir şey alalım. Rüyamı bile gelmiyordur arkadaşlar. Hemen bunu yazalım buraya. Rüyamı bile gelmiyor. Ekle diyoruz. Cumhuriyet'ten de aldık. Yeni Şafak'tan da alalım. Millet kavga değil eser bekliyor diyor. Afro Amerika Baharı diyor. Herhangi birini alabilirsiniz. Şu Afro Amerika Baharı'nı alalım arkadaşlar. Kısa olsun bu sefer de. Örnek ekle diyorum. Evet, haberimizi aldık. 2 tane aldık arkadaşlar. Birazcık daha ekleyeceğiz. 5'er tane eklemeyi düşünüyorum. 6. ayın 1'i demiştik. Şimdi Mayıs'a gelelim. Mayıs'ın 31'inden devam edelim. Listele diyorum. Geriye dönük bir bir gidiyoruz arkadaşlar. Sözcü gazetesinde ne yazıyor hemen yazalım. Misafirle davet et sonra komşuya git demiş. Ekle diyoruz. İkinci gazetemize geçiyoruz. Burada yanlış yere ekleme yapmışız. Hemen şuradan kopyala diyorum. Çarpıya basıyorum. Sözcüye yapıştıralım. Tamamdır. Türkiye gazetesinden devam edelim şimdi. Türkiye gazetesinde bir başlık bulalım arkadaşlar. En büyük başlık burada. Kontrollü göç başlıyor diyor. Hemen onu yazalım. Kontrollü göç başlıyor. Okey diyelim. Türkiye'de tamam. Şimdi Cumhuriyet gazetesine geliyoruz. Buradan herhangi birisini alırsanız cevap ve düzeltme demiş en başta. Büyük olarak bunu alabiliriz. Cevap ve düzeltme ekle diyoruz. Bir de en son Yeni Şafak'tan alalım. 145 bin kişilik iyilik ordusu demiş. Hemen onu alalım. Evet, 145 bin kişilik iyilik ordusu. 3'er tane aldık arkadaşlar. Devam edelim.
3 taneyi kabul etmeyecektir büyük ihtimalle. 30'una gidelim şimdi. Listele diyorum. İlk baştan başlayalım. Peş peşe gelen bu haberlere böyle dedirtiyor. Yakışmadı demiş. Hemen yazalım. Peş peşe gelen bu haberlere, hatta şurada boşluk varmış, yanlış yazmışız. Bu haberlere böyle dedirtiyor. Yakışmadı. Okey diyoruz arkadaşlar. Sözcüğünün dördüncüsünü ekledik. Sırada Türkiye gazetesi var. Müminler fetih gününde camilerde buluştu. Şükürler olsun demiş. Hemen yazalım biz de aynısını. Evet, Türkiye gazetesinin başlığında aldık. Cumhuriyet gazetesinde hanım ağanın kuzusu demiş. Alalım aynısını. İptal diyelim şunu. Cumhuriyet'e gelelim. Hanım ağanın kuzusu olarak yazalım arkadaşlar. Cumhuriyet'e de dördüncü haberimizi ekledik. Yeni Şafak gazetesine geliyorum. Daha yapacak çok işimiz var demiş. Hemen onu yazalım buraya. Daha yapacak çok işimiz var. Ekle diyoruz. Evet arkadaşlar, dörder tane ekledik. Son bir tane daha ekleyebiliriz hepsine. 5. ayın 29'una gidelim. Son 5 günü tek tek yazmış olduk. Evet arkadaşlar, virüsten sonra ekonomi ve siyaset nasıl olacak demiş. Hemen yazalım buradan Sözcü'den. Ekliyoruz. Türkiye gazetesine geliyorum. Yeni döneme yeni paket demiş. Yazalım bunu da. Yeni döneme yeni paket ekle diyoruz. Cumhuriyet gazetesine gelelim. Öğretmen köle mi demiş. İlk baştan yazabiliriz. Her cuma pazara dergi okunur demiş. Onu da yazabiliriz. Fark etmez. Öğretmen köle mi başlığını yazdık. Cumhuriyet'in de bitirdik. En son Yeni Şafak için de yazalım. Herhangi bir şey. Hala en kritik yerdeler diyor. Bunu yazabiliriz. Hala en kritik yerdeler. Ekle diyoruz. Evet arkadaşlar, 5'er tane 4 tane gazete seçip içerisine başlıklarını ekledik. Dediğim gibi burada gazete isimlerinin içindeki başlıkların çok bir önemi yok. Sadece ne yazdığınızı bilin ki biraz sonra test edebilin. Şimdi projeye geri dön diyorum. Öğren ve test et diyerek burada yazmış olduğumuz bütün bilgileri bilgisayara öğreteceğiz. Yeni makine öğrenim modeli yetiştirme diyorum arkadaşlar. Bu birazcık zaman alabiliyor. Tabi resimlerde olduğu gibi veyahut da seslerde olduğu gibi çok uzun sürmez. Metin olduğu için birazcık daha kısa sürüyor. Bir de zaten 5'er tane metin ekledik. O yüzden çok fazla uzun sürmez. Evet arkadaşlar, öğrenmemiz tamamlandı. Buradan test edebilirsiniz. Hemen şöyle örneğin bir tane başlığı yazalım. Ne demiştik? Hala en kritik yerdeler demiştik. Bunu test edelim isterseniz. Yeni Şafak gazetesiydi arkadaşlar. Burada da Yeni Şafak olarak yazdı. %100 güvenli diyor. Evet, testimiz başarılı. Eğer arkadaşlar burada test ettiğinizde doğru sonucu elde etmezseniz birkaç tane denemede tekrardan train bölümüne gidip yeni veriler eklemeniz gerekir. Ki 5'er tane örnek yeterli olmamış olabilir. Ama bizim için şu an yeterli görünüyor. Ne yapıyoruz? Projeye geri dön diyoruz. Öğrenmeyi gerçekleştirdik. Yapmak diyerek Scratch uygulamasında uygulamamızı yapacağız. Evet, Scratch'te aç diyoruz. Burada arkadaşlar bir arka plan tasarlayacağız. Sanki bir gazete rafı varmış gibi 4 gazetelik bir bölüm ayarlayacağız. Bir de arkadaşlar bir tane internetten
gazete PNG olarak bir resim indirin. Örnek bir gazete figürü. Onu da biz burada örnekleme için kullanacağız. Evet, proje oluşturuluyor diyor. Scratch dosyası açılıyor. Evet, Scratch açıldı. Şuradan kediyi silebiliriz. Çünkü kediyi kullanmayacağız. İlk olarak arka planı tasarlayalım. O yüzden dekorlar kısmına gelerek çizim diyorum. Dekoru kendimiz çizeceğiz. Burada birinciyi silebilirim. Şu ilk olandan yapalım. Kontur dediğin yani çerçeve arkadaşlar kapatabiliriz. Düz bir çizgi çizeceğiz. Rengi istediğiniz bir renk seçebilirsiniz. Buradan şöyle geliyorum. Kahverengi tonlarında bir renk seçiyorum. Renk fark etmiyor. Dikdörtgeni alıyorum. Ve buraya şu şekilde bir tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde ortalıyorum. Bir de aynısını ne yapacağım? Kopyalama yapacağım. Şöyle aşağıya alacağım. Yani bir tane rafım aşağıda, bir tane rafım yukarıda olacak. Bu şekilde ayarlıyorum. Tabii şunu birazcık daha aşağıya indirmem gerekiyor. Göz kararı ortalamam yeterli. Şöyle arkadaşlar, üst kısmı iki tane gazete, alt kısmı iki tane gazete girecek. Bunların başlıklarını da yazabiliriz. Hemen şuradan text alıyorum. Neydi arkadaşlar? İlk başa koyuyorum. Bir tanesi sözcüydü. Sözcü olarak yazıyorum. Hemen şöyle yukarıya doğru ortalayayım. Alt kısımlara gazete resimlerini getireceğim. Sözcüğü yazdım. Bir daha alıyorum metnimi. Diğer tarafa tıklıyorum. İkinci gazetemiz neydi arkadaşlar? Türkiye gazetesiydi. Türkiye gazetesini alıyorum yine. Böyle göz kararı yerleştiriyorum arkadaşlar. Tekrardan text alıyorum. Alt kısma geliyorum. Buraya metnimi yazıyorum. Cumhuriyet gazetemiz vardı. Cumhuriyet gazetesinde yerleştirelim yerine. Şöyle ortalıyorum. Birbirinin ortalaması iyi olur göz için. En son ne kaldı arkadaşlar? Yeni Şafak gazetesiydi. Evet, Yeni Şafak gazetemizi de buraya eklemiş olduk. Tamam diyelim, kod bölümüne geçiyorum. Tasarımımız bu şekilde yeterli. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane gazete figürü ekleyeceğiz demiştik. İnternetten indirdim. Şöyle kuklayı yükleyerek bilgisayarımdan kuklayı buraya ekleyeceğim. Herhangi bir gazete resmi indirebilirsiniz. Şöyle iniyorum. Hatta indirdiğim isimli duruyor hala. Evet, gazetemiz bu şekilde arkadaşlar. Bunun boyutunu ilk başta bir 75 olarak ayarlıyorum ben. Ki şöyle ortada bir yerde dursun. Hatta birazcık daha küçültebiliriz. Evet, şu şekilde birazcık daha iyi. Şimdi ne yapacağız? Kodumuzu yazmaya başlayacağız. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Gazete rafları olarak buraya makine öğrenme kodlarım gelmiş. 4 tane gazete ismim burada duruyor. Şimdi olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Yeşil bayrak tıklandığında ilk olarak gazetemiz orta noktaya gelecek. Hareketlere gidiyorum. Buradan konumuna git diyorum. Sıfıra sıfır olsun arkadaşlar burası. Şöyle sıfıra sıfır yapıyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Ne yapıyor? Orta noktaya, yani ekranın tam orta noktasına gidiyor. Birazcık daha boyutunu büyütebilir miyim? Bakalım şöyle. Şöyle birazcık daha iyi gibi 75 olsun. Şimdi arkadaşlar boyutunu ne yaptık? 100'den 75'i aldık. Bunu burada da ifade edelim. Ki sürekli boyutu ilk başta 75'te kalsın. Evet, sıfıra sıfır noktasına gidecek gazetemiz. Daha sonra boyutu %75 olarak ayarlayacak. Ve bize bir soru yöneltecek. Hemen sorumuzu alalım. Algılamalara geliyorum. What is your name diyor. Buraya ne yazacağız biz? Gazete başlığı nedir diyelim. Evet, gazete başlığı nedir diye bize bir soru yöneltecek. Biz de bu sorunun cevabına göre başlığı yazacağız. Uygun olan yere göndereceğiz. Hemen koşullarımızı kullanalım. Kontrole geliyorum. Eğer ise diyorum arkadaşlar. İçerisinde de makine öğrenme kodlarımı kullanacağım. İlk önce bir eşitlik alacağım buraya. Evet, eşittir aldım. Şimdi makine öğrenmeme geliyorum. Label olanı alıyorum. Evet, hangi metne göre biz kontrol yapacağız?
Geliyorum algılamalara. Cevabımı alıyorum. Ki soru soracak. Biz de başlık olarak bir yazı yazacağız. Bu başlık cevabımıza göre de kıyaslama yapacak. Neyle kıyaslıyor? Buradaki gazete isimleriyle kıyaslıyor. Eğer yazdığımız başlık sözcüğü içerisinde ise ne yapacak? Gazete resmimizi sözcüğünün altına götürecek. Şu şekilde götürüyorum. Boyutunu birazcık küçültelim. Örneğin 40 olarak ayarladım. Şu an için iyi. Bu konuma gelecek ve boyutunu 40 olarak ayarlayacak. Hemen geliyorum harekete. Tabi bunu bir saniyede yapsın. Hazır zaten ayarladığımızda konum burada yazılı olarak çıkıyor. Bir saniyede bu konuma gidecek. Ve görünümünü boyut olarak ne yapacak arkadaşlar? Kaç ayarladık? 40 olarak ayarladık. 40'a ayarlasın. Şöyle ki yeşil bayrağı tıkladığımda ilk başa geliyor büyük olarak. Bana gazete başlığı nedir diye soruyor. Başlığı yazıyorum. Okey dediğimde uygun olan yazının altına gidiyor. Şimdi durduralım. Diğerleri için de yapalım. Kopyasını çıkart diyorum şu şekilde. Bundan 4 tane olacak arkadaşlar. 4 gazete için 4 tane olacak. Şöyle ilk önce 4 tane koşulumu arka arkaya ekledim. Birincisi sözcüydü. İkinci gazetemi alayım buradan. Türkiye. Üçüncü gazetem Cumhuriyet. Ve dördüncü gazetem Yeni Şafak olacak arkadaşlar. Evet, Yeni Şafak gazetesi. 4 tane gazeteyi tek tek ekledik. Bir de ne yapacağız? Konumlarını değiştireceğiz. Durdurayım yine. Şuraya gelsin. Şuradan ne yapıyoruz? 40 olarak ayarlıyorum. Yerini de kendim ayarlıyorum şu şekilde. Artık Türkiye gazetesi. Şu boyutu yukarıya alalım. Şuradan siliyorum. Geliyorum konuma harekete. Bir saniyede 134'e 85 konumuna gitsin. Şimdi Cumhuriyet'in altına alıyorum. Burada arkadaşlar yine şunu yukarıya alıyorum silmemek için. Konum ne oldu? Hemen değişti, kendi yerini aldı. Alıyorum yine eksi 143'e eksi 92'ye gidecek. En son Yeni Şafak'ın altına alıyorum. Bu da ne oldu? 143'e eksi 97 olarak ayarlıyoruz. Şöyle arkadaşlar, konumlar üzerinde boyut aşağıda olabilir. Veya tam tersi de olabilir, fark etmez. Bu şekilde arkadaşlar konumlandırmaları ayarladık. Boyutları ayarladık. Eşitlikleri ayarladık. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. Kısa bir kodumuz var. Şimdi tam ekran yapıyorum ve test aşamasına geçiyoruz. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şöyle köşeye alalım ki şuradan başlıklarımızı görebilelim. Tek tek hangi tarihte ise fark etmez. Örneğin buradaki gazetelerden başlayabiliriz. Gazete başlığı nedir demiş. Hemen sözcüde yazdığımızı alalım arkadaşlar. Virüsten sonra ekonomi ve siyaset nasıl olacak demiş. Virüsten sonra ekonomi ve siyaset diyelim. Şurayı şöyle bir ayarlayalım. Tamamını yazmayalım bakalım tanıyacak mı? Ne yaptı arkadaşlar? Hemen tanıdı. Sözcü altına gitti. Doğru gazeteye gitti. Sözcü gazetesiydi. Ve kendi boyutunu ayarladım. Tıklıyorum yeşil bayrağıma. Aşağıya doğru iniyorum. Türkiye'den yazalım. Yeni döneme yeni paket demiş. Hemen yazalım bakalım. Hatta şöyle yeni dönem olarak yazıyorum. Türkiye gazetesini buldu arkadaşlar. Doğru gazeteye gitti. Cumhuriyet gazetesinden öğretmen köle mi demiştik? Hemen bunu da yazalım. Sadece bir tane öğretmen yazdığım için büyük ihtimalle bulacak. Tıklıyorum. Cumhuriyet gazetesi olarak buldu. En son diğer gazetemizi de deneyelim. Yeni Şafak'ta hala en kritik yerdeler demiştik. Kritik yerdeler olarak yazıyorum. Çünkü metnin tamamını yazsam da bulacak. İçinden bazı kelimeleri yazsam da bulacak arkadaşlar. Ki çoğu kelimeden birer tane olduğunu düşünüyorum şu anda. Ama birçok haber olduğunda karışıklık yapabilir. Yani bazı gazetelerde aynı haber olabilir veya aynı kelimeleri kullanan yazı başlıkları olabilir. Şu an için sıkıntımız yok. 4 tane gazeteyi de tek tek denemiş olduk. Diğer tarihlere göre de denesek büyük ihtimalle aynı işlemi yapacak arkadaşlar. Şu an gazete başlıklarına göre hangi gazetede hangi başlık olduğunu kendimiz bulabiliyoruz. Bu şekilde de yani bu uygulamada şu an yok ama başlığı yazdık diyelim. Gazeteyi hatırlayamadınız. Sözcü gazetesini buldu. Hemen Sözcü'nün sitesine girip
Başlığı oraya yazdığınızda uygunu bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu örneğimiz bu kadar. Gelecek uygulamalarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.